Şimdi ordinal veri türüne geldik. Ordinal veri türü aslında bir sayı. Ama arka planda karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Bunu direkt örnek üzerinden göstereceğim. Ayrıca enumeration var. C#'da buna çok çok benziyor. Ona da bakacağız. Nelerde kullanabiliriz? Onun hakkında da bilgi vereyim. Öncelikle direkt konuya başlayalım. İnternetten şöyle bir örnek buldum. Java mı açık? Java açık değil. Java'yı açalım. Birçok programlama dilinde olmayan bir özellik bu arada. Farklı yapılarla da farklı programlama dillerinde karşılaşabilirsiniz. Onu da size söyleyeyim. Şimdi öncelikle elimde dedim ki benim sayılar olsun. Pardon, colorlar olsun. Fakat colorları çok ilginç bir şekilde sayısal değer olarak girmemişim. Anlaşılır olsun yapmışım şu şekilde. Hocam bu şekilde tanımlama yaptığınızda bunun bir anlamı yok ki. Niye böyle tanımlama yapıyorsunuz? Örneğin red, kırmızı, bu ben bir sayı olarak tanımlayabilirdim. Yani integer bir sayı grubu yapardım. Renkler derdim. Bir kırmızı olsun, iki green olsun, üç brown olsun, dört yellow olsun diyebilirdim. Fakat bu çok çok anlamlı mı? Değil. O yüzden insanların kullanımı açısından, biz yazılımcıların kullanımı açısından demişler ki daha farklı bir veri türü çıkartalım. İşte enum burada karşımıza çıkmış. Ordinal bir veri türü. Ordinallikten kastımız ne? Şimdi burada aslında colors'ın bir sayısal değeri var. Colors nokta, pardon, şöyle diyelim. Colors nokta diyelim, evet. Red dediğinizde bir bakalım ne öğrenecek? Bakın, red üretti. Buraya kadar problem yok. Buradaki red değerini ürettim. Hocam, if şartında bunu kullanabilir miyiz? Evet, kullanabilirsiniz. Örneğin colors red diyerek kullanabilirsiniz. Ya da oradan gelen değeri kullanabilirsiniz. Daha bakın anlamlı oldu. Okunabilir oldu. Peki bunun bir sayısal değeri var mıdır? Evet vardır. Ona nasıl ulaşacağız? Şimdi ona ulaşırken de şu şekilde ulaşma şansınız var. Ordinal kelimesini kullanarak. Burada örneğin ben colors red demişim. Red değişkeni içine colors'ın colors bir bu şöyle. Atmışım. Ardından da red ordinal demişim. Direkt çağırabilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Red'in sayısal değerini gördünüz mü? Sayısal değerleri de var. Hocam, yellow'un sayısal değerini diyenler olmuştur. Yellow'un sayısal değeri tabii, pardon. Şuraya yellow yazacaktık. Yanlış yere yazdık. Bakın 3, 0, 1, 2, 3. Sayısal karşılıkları da var. Ben de bazen kendi programlarımda bunu kullanmaya çalışıyorum. Çünkü örneğin elinizde 3 var. Ya 3'ün karşılığı neydi? Ya da 2'nin karşılığı neydi? Kod yazarken daha anlamlı olsun diye bu şekilde kullanımlar yapıyorum. .NET geliştiricileri de bunu .NET'i geliştirirken enum diye bir veri tipi yapmışlar. Enum veri tipi de buna çok çok benziyor. Ama enumda farklı bazı özellikler de var. Örneğin atıyorum şunu 5'ten başlatabiliyorsunuz. 5'ten başla diyebiliyorsunuz. Veriye ulaşım da biraz enumda farklı. Şöyle C# enum diyelim bunun içinde. C# enum. Bu veri türleri ne yazık ki çok fazla kullanılmıyor ama ben dediğim gibi kullanmayı seviyorum ve öneriyorum. C# enum içinde C# açalım. C# nerede şurada? Bir refresh etmemiz gerekiyor. Şuraya tıklayarak ben refresh ettim.
Direkt şuradaki örneği kopyalayacağım. Enum class'ın üzerine tanımlanmış durumda. Tamam. Class'ın üzerinde olsun o zaman. Enum şuraya tanımlayabilirim diye tahmin ediyorum. Namespace'in direkt içine koyabiliyoruz. Ben de burada namespace olmadığı için ben class'ın içine koydum. Burada direkt şu şekilde getirmiş ve ekrana yazdırmış. Bakalım olacak mı? Yoksa namespace tanımlamak zorunda kalacağım. Evet, çalıştı. Bir sorun yok. Bakın, enumu buraya tanımladım. Direkt kullanabildim. Yine aynı şekilde my var dediğimde bana oradaki değeri üretti. Fakat siz bunu örneğin sayısal değerini görmek istiyorsunuz. Integer. Başına bir dönüşüm işlemi yapıyorsunuz. Ben bunun integer değerini görmek istiyorum diyorsunuz. İnternet aramasını yapmıyorum bildiğim için. Bakın integer değerini 1 olarak buldunuz. 0, 1 ve burada da 2. Şöyleydi sanırım. Buna da emin olayım. Şimdi burada 2'den başlat derseniz diğeri de 3 olur diye tahmin ediyorum. Bakın cevap kaç çıkacak? 3. Bu şekilde değiştirilebiliyor sıralama olayı burada. Benim başka bir şey var mı? Yok. Şimdi bu enumeration'da kısa bir değerlendirmesini yapalım. Okunabilirliğe son derece yardımcı oluyor. Artık rengi sayısal olarak hangi renkte diye düşünmenize gerek yok. Arka planda sayısal bir değer bunun için üretiliyor. Bu sayede güvenilirlik de yardımı sağlamış oluyor. Derleyicinizde kontrol etmeniz işlemleri çok çok daha kolaylaşıyor. Yanlış renk girişi yapma, bir sorunla karşılaşma daha önlenmiş oluyor. Sadece enumeration değişkenler içindeki değerleri atayabiliyorsunuz. Onların dışında bir atama yapamıyorsunuz. Örneğin elinizde 8 tane renk olsun. O renkler dışında ben gidip 15. rengi atı dersem enumeration'da 15 renk yok. Bunu da kontrol etmiş oluyorum. Bu da tabii güvenilirliği arttırmış oluyor. C# ve Java'da 5.0 da var bu. Burada C++'da enumeration için bir destek sağlıyor. Ama C# ve Java bu konuda daha da iyi diyebilirim. Sonradan çıktıkları için.